Cemaatler deyince ilk aklımıza işçi geliyor, emek geliyor, alın teri geliyor, örgütlenme geliyor, örgütlü toplum geliyor. İşçi sınıfı geliyor, mücadele geliyor, direniş geliyor. Benim aklıma birlik, beraberlik ve dayanışma geliyor yani. İşçi haklarını savunan bir insan. İşçi sınıfının mücadelesi canlanıyor, işçi sınıfının birliği canlanıyor elbette ki. Bir dönemin sendikal mücadelesi geliyor. İşçilerin haklarına sahip çıkması geliyor. Cesur, büyük bir işçi sınıfı önderidir. Türkiye işçi sınıfının önderlerinden biri geliyor. Sınıfın birliği ve sınıfı ayakta tutabilen yiğit önderdi. İşçiler gerçekten ona inanıyorlardı. İşverenlerin de korkusu geliyor. Sermaye sınıfı karşısında mücadele etmenin, kavga etmenin, onurun timsali geliyor aklımızda. 1886'da ABD'de Chicago eyaletinde kat edilen en büyük 6 sendikacının 7.'si de kat edilen kişi Kemal Türkler'dir. İşçi sınıfının örgütlenmesine önderlik eden sendikacılarımızdan birisidir. Yani nerede Kemal Türkler diyorsan orada işçilerin aklına gerçekten mücadele geliyor. Mücadeledir, iradedir ve cesarettir. İşçilerin önünü aydınlatan ve yol gösteren bir insan olarak geliyor hep gözümüzün önüne. Kemal Türkler. Unutmadık, unutturmayacağız. Bugün 22 Temmuz. Saat 9.30. Bundan 39 yıl önce bu saat, bu dakikalarda hain bir pusu kurulmuştu. Alın teri denince, işçi sınıfı denince, mücadeleci sınıf sendikacılığı denince akla gelen isimlerin başında geliyordu Kemal Türkler. Sermayenin tetikçileri kahpe kurşunlarıyla o büyük işçi önderini işçi sınıfından kopardı. İşçileri lidersiz bıraktılar, dağıttılar insanları yani. İşçileri bölmek için neden olabilir yani, iş dayanışmayı bölüp parçalayıp kendi düzenlerini kurmak için. 500-600 bin kişiyi birden sokağa, 1 milyon kişiyi dökeceksiniz ve 15-16 Haziranları yaratacaksınız, 1 Mayısları yaratacaksınız ve hak mücadelesi ederken tabii ki sermaye istemeyecek sizi. İşverenler korkuyordu ondan. Niye korkuyordu? Birlikten beraber olduğu müddetçe korkuyorlardı yani. Korku belasına giriyorlardı onlar. Bugün bir sınıf savaşı mı? Bu sınıf savaşında tabii ki her zaman burjuvazi katillerini kullanacaktır ve kullandılar. Sermayenin ve faşizmin tahammülsüzlüğünün Kemal Türkleri yok etme noktasına getirmesinden, yani bunun o düşünceleri ne kadar geniş bir alanı, kesimi rahatsız ediyor. Saygıyla taşınması gereken misyonlar. Hayata işçi sınıfının penceresinden bakan Kemal Türkler, yaşamı boyunca bu duruşundan taviz vermemişti. 54 yıllık kısa yaşam öyküsü onu Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin en önemli sendika lideri haline getirmişti. Sendika, işçinin örgütü olarak işçi sınıfı sınıfının çıkarı açısından, yani sınıfsal açıdan konuya bakmak ve sermayeye karşı bir mücadele vermek suretiyle İşçinin haklarını daha iyi koruyabilir ve daha ileri haklar alma imkanına sahip olabilir. Şimdi biz buna sınıfsal sendika diyoruz. Kemal Türkler'in temsil ettiği sendikal anlayış mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışıydı ve bu tabanda işçilerin ortak iradesiyle birlikte örgütlenen bir şeydi. Bu açıdan çok önemliydi. İşçi sınıfına kendisinde olan gücü öğretti en azından yani. Kendisinde olan gücü öğretti. Yani sınıfı sınıf olarak gösteren birisiydi. 1961 Saraçhane mitinginde, Şanlı Kavel grevinde, 15-16 Haziran büyük işçi direnişinde, 1 Mayısların meydanlarda kutlanmasında, DGM direnişlerinde, MES'e karşı verilen büyük grevlerde, İşçilerin yanında samimi, ödünsüz, kararlı bir sendika lideriydi. Bu nedenlerle diskli olmak bir gurur kaynağıydı. Diskli olmak, bir de Kemal Türkler'in yanında olmak, öyle birinin yanında bambaşka bir özelliği var. Yani
kendi insanın koltukları kabarıyor yani. Böyle bir Kemal Türkler gibi genel başkanımızın olması bambaşka, mükemmel birisiydi. Türkiye işçi sınıfı mücadelesi açısından son derece önemli bir adımdır. Tarihsel bir adımdır, devrimci bir adımdır. DİSK'in kurulması ve işçi sınıfının gerçek mücadele örgütünün kurulması Türkiye işçi sınıfı tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır ve bu Kemal Türkler'in eseridir. Kemal Türkler eski ve yeni kuşak işçileri ölüm yıl dönümünde bir kez daha bir araya getirdi. Kemal Türkler'in zaten birliği beraberliğinden bu hareket meydana geliyor. Kemal Türkler ölmedi ki yani, hala ölmedi biliyorum ben. Demek ki o kadar güzel işler, o kadar güzel şeyler yapmış ki hala bu zamana kadar gelmiş bu kadar topluluk. Ben ilk defa katılıyorum bu anma törenine. Yani bu kadar kalabalık olacağını bile tahmin etmiyorum. Bu kalabalık karşısı beni şaşırttı doğrusu. Yani bugünü unutmamak lazım. İşçiler için çok önemli bir gün. Bize gurur veriyor böyle bizi. Onlar hala şu olumsuzluğa rağmen onlar bize ümit oluyor. Bir ümit ışığı oluyor. Bu tabii babamın öldürüldüğü gün olmasına karşın ben bizi buluşturduğu gün diye düşünüyorum ve öyle hissediyorum. Sınıf ve kitle sendikacılığını, imarını ve inşasını yerine getirmiş bir insana böyle sahip çıkması aslında o gün yapılan şeyin bugün de ne kadar doğru olduğunu gösteriyor ve insanların ona sahip çıkmak için buralara kadar geldiğini gösteriyor. Kemal Türkler aramızda! Geçmişiyle bugünü birbirini zincir halkası gibi bağlarken bu onurlu davranışı bunu sergileyerek gelmişti. Kemal Türkler'in ailesi, arkadaşları, dostları buradalar. 60'ların, 70'lerin mücadeleci işçileri buradalar. Günümüzün genç işçileri buradalar. Hep birlikte unutulmaz işçi liderinin mezarı başına geldiler ve Kemal Türkler aramızda diyorlar. Kemal Türkler aramızda yaşıyor. Kemal Türkler anmaları yıllardır, ben de çok uzun bir zamandır yani genç bir işçi olarak Kemal Türkler anmalarına gelmeye başladım. Şimdi ne büyük bir onur ki DİSK'in genel başkanı olarak onun yanı başında konuşma şansını elde ediyorum. Bu çok büyük bir onur ve gerçekten Kemal Türkler anmaları sadece bir anma değil, aynı zamanda bir buluşma. Çok sayıda genç işçi arkadaşımız vardı bugün yine gördüğünüz gibi. Hep her yıl daha kitlesel oluyor Kemal Türkler anmaları. Farklı kuşaklardan işçileri bir araya getiriyor. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi veren bütün güçlerini yan yana getiriyor. Tüm demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri buluşturuyor. Kemal Türkler'in anlamı bu. Kemal Türkler yaşıyor, yaşatacağız. Mezar başında ona dair, savunduğu mücadele anlayışına dair konuşmalar yapıldı, mücadele sözleri verildi. Dün unutulmadı, yarın devam edecek, bizler yine geleceğiz. Başkanım, sen ilçelerinde hep yaşayacaksın. Rahmetin çok, ruhun şad olsun. Emekçiler seni unutmayacaklardır. Eski kocanın da burada seni unutmayacak. Her yıl başında canı sağ olursa yazıp bir şiir yazıp gelip burada seni anacağız, kutlayacağız. Rahat uyu Sayın Genel Başkanım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve bir kez daha Genel Başkanım, sizin önünüzde şunu söylüyorum ki, sizin bize bıraktığınız mirastan bir geri adım atmadan bugün yeni kazanımlar ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeni tarihler yaratmaya, yazmaya çalışıyoruz. Bize öğrettiği şekliyle biz mücadelemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet değerli dostlar, tam da içinden geçtiğimiz süreç aslında daha kararlı olmak, daha fazla çalışmak ve daha uyanık olmak ve zamanın akışını hızlandırmak görevini ve sorumluluğunu bizlere yüklüyor. Bir ölüm yıl dönümü, bir anma olması nedeniyle hüzünlü bir gün olsa da ben kendi adıma sizlerle buluşmaktan son derece mutlu oluyorum 22 Temmuz'larda. Babamın ölüm yıl dönümü bizim için bir buluşma yıl dönümü gibi oldu. Annem de buna katkıda bulunuyor artık. Kemal Türkler'in hayat arkadaşı, grev ve direniş çadırlarında, mahallelerinde, evlerinde hep yanlarında olan işçilerin ablası, sevgili Sabah Türkler de unutulmadı. Yani bir mücadeleyi hep birlikte yapmamız lazım. Bireysel değil, kitlesel olarak hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Çağrımız birleşmek. İşçiler bugün siyaset yapmalı.
sınıf siyaseti yaptığımız sürece sınıfın kurtuluşu ancak böyle gerçekleşir. Genç işçilere sesleniyorum. Sendikalarına sahip çıksınlar. Sadece sendikacılara bırakılacak bir aktivite olarak, bir örgüt olarak görmesinler. Sendikalar bugün hala işçi sınıfın en modern örgütleridir. Sadece toplu sözleşme yapıp aidat ödedikleri bir varlık haline çıkarsınlar. Biz misyonumuzu olabildiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Sendikayı bize bırakılan felsefe içerisinde mücadelesini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bundan sonra genç arkadaşların yapması daha iyi olacak. Ayrışmamak, çünkü umut çok önemli. Umudumuzu yitirmediğimizde bir şeylerin güzel gitmeye başladığını görüyoruz. Emin olun, bu güzel gitmeye başlayan şeyler, bunun devamı gelecek. Gerçekten aydınlık günlerin çok çok yakında olduğunu biliyorum. İşçi sınıfıyla patronlar arasında mücadele sürdükçe Kemal Türkler de yaşamaya devam edecek. Yani bedenen yok olması bir şey ifade etmiyor ama gerçekten ruh olarak o mücadele geleneği, bu mücadele sürdüğüce her zaman kendini var ettirecek. Sanki bir yerlerden varmış, bakıyormuş gibi onu da göstermiş olacak. Bastık ve savaştık, bir dünya dünyaydı.